Arkadaşlar merhabalar. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir seriye başlıyoruz. Kitap mı yoksa film mi serisi? Bildiğiniz üzere sinema çoğunlukla toplumsal olaylardan ve edebiyattan beslenir. Madem bu kadar geniş bir alanı var, edebiyatla sinemayı karşılaştırmazsak olmaz. Ve bildiğiniz çoğu ünlü ve diğer filmler aslında bir romandan veya bir kitaptan esinlenmiş bulunuyor. Bugün ilk olarak inceleyeceğimiz eser artık herkesin bildiği, herkes de popüler ve meşhur olan Kitap Hırsı. En son CNR Kitap Fuarı'nda şöyle bir şey başıma geldi. Stand'da Kitap Hırsızı kitabı vardı. Bir çocuk, yani çocuk 9-10 yaşlarındaydı. Aa dedi, Kitap Hırsızı, yani bu kitap 9-10 yaşındaki kişilere bile hitap ediyor mu acaba? Daha önceki videolardan da şu videoyu hemen koyayım. Markus Susak'ı ben Hiç kitabıyla okumaya başladım. Ve Hiç kitabına Markus Susak'ın ifade ve üslup dili gerçekten antifeminist ve feministleri rahatsız edecek bir dilde yazılmıştı. Ve ben demiştim, Kitap Hırsızını okuyan var mı ya da bu yazarın başka eserini okuyan var mı? Ve her kitabında böyle bir üslup mu kullanıyor, merak ediyorum demiştim. Ve Kitap Hırsızına bir şans verdim ve okuduğumda gördüm ki Hiç kitabını yazanla Kitap Hırsızını yazan kişi aynı yazar olamaz. Tamamen farklı bir şekilde yazmış. Sanki aynı yazarın elinden çıkmamış. Çok enteresan. Ve Markus Susak Avustralyalı biri ve Avustralyalı birinin gözüne göre bu kitapta 2. Dünya Savaşı'nda Hitler dönemi Almanya'sından bahsediliyor. Bu kitabı baktığınızda tamamen renkler kahverengi, kahverengi ağırlıkta. Size şöyle söyleyeyim. Bu kitabı okurken, ay çok eğleniyorum falan, çok sürükleyici diyemeyeceğim. Bu kitabı okurken hissettiğim tek renk kahverengi. Yani çok enteresan bir psikoloji uygulanmış. İnsanların giydiği paltolar kahverengi, insanların giydiği üniformalar kahverengi, ateş yandığında ortaya çıkan kontrast kahverengi. Ve ben bu kitabı zar zor bitirdim. Çünkü bu kitap beni çok boğdu. Yani boğmak açısından derken, hani üslubundan bahsetmiyorum, konusu itibariyle çok darladı. Ve kitabın kısaca konusundan bahsedersek, 2. Dünya Savaşı döneminde bir tane küçük bir kız bir aileye evlatlık olarak veriliyor. Alman bir aileye. Almanların 2. Dünya Savaşı'ndaki yeri bir şekilde bu kitapta anlatılıyor ve arka planda. Esas olarak biz Lisa denilen karakterin ve onun üvey ailesi etrafında geziyor. Bir Yahudi kitapta bu Lisa ve ailesi tarafından bodrum katında saklanıyor. Özellikle bir kısım çok ilgimi çekti. Bu sayfayı göstermek istiyorum. Güzel bir gün değil mi? Burada Lisa ve arkadaşı Max, Yahudi olan. Güneş tamamen Hitler güneşi. Ve ferahlıktan bahsediliyor. Ve altta durdukları toprak tamamen Yahudi cesetleri. Aslında konunun böyle bir şekilde sempatikleştirilerek, basitleştirilerek, absürt bir şekilde anlatılması değişik bir üslup. Ama ben 9-10 yaşındaki okuyuculara bunu anlatamam. Mesela kitapta yer yer dumandan bahsediliyor. Uzakta bir baca ve tüten bir duman. Acaba bu duman ne dumanı? Arkadaşlar, o duman, şöyle söyleyeyim, ya da o ceset yığını, bunlar kitapta anlatılmasa da olayın özü şu şekilde. Bütün Yahudilerin dükkanları talan edildi, yerlerinden edilip bir şekilde bütün Yahudiler toplandı ve trenlere tıkıştırılarak toplama kampına doğru gönderildi. Zaten çoğu Yahudi trende can verdi. Toplama kampında neler oluyordu? Toplama kampında belirtildiği üzere bir kamptan bir yerde ufak bir şekilde, fazla detaya girmeden, bir simge şeklinde bahsediliyor. Bu Yahudiler toplama kampında gaz odalarına alınıyordu ve bu gaz odalarında zehirlenen ve ölen Yahudiler de insanlar için özel olarak yapılmış sobalarda yakılıyordu. Yani romanda basitçe bahsedilen duman aslında insanların yandığında bacalardan çıkan dumandı. Eğer siz bu sürecin ve 2. Dünya Savaşı'ndaki sürecin detaylı olarak biliyorsanız, bu kitabı okuduğunuzda sırf bildikleriniz yüzünden darlanacaksınızdır. Yani
bahsedilen şey oradaki cesetler de üst üste tıkılmış Yahudi cesetleri. Şahsen ben bunu "Aa, kitap hırsızı" diyen 10 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuğa bu meseleyi şu an için anlatamam. Belki birkaç sene sonra bunları öğrenecektir ama o yaştaki bir çocuğa bunu anlatmayı doğru bulmuyorum. Gerçi ben bunu bir arkadaşıma söylediğimde bana dedi ki şimdiki 9-10 yaşındaki çocuklar çok zeki ve her şeyi çok çabuk kavrayabilecek düzeyler dedi. Belki de doğrudur. Ve kitabın sonunda çoğu insan ağlamış. Ben ağlayamadım arkadaşlar. Evet, çok kötü bir dönem. Evet, çok acılı süreç Dünya Savaşı. O savaş sırasında her bir hanenin yaşadıkları çok acı. Ben şahsen bu konuyu birçok belgeselden izlediğim ve ayrıntılarını daha detaylı bildiğim için kitapta ağlayamadım. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Kitapta belli yerlerde Almanca kelimelerin Türkçe anlamları verilmiş. Yani buradaki Liza denilen kızımız okumayı yavaş yavaş kitap çalarak öğrendiği için bu kelimeleri, bilmediği kelimeleri bir duvara yazıyor. Ve buradaki kelimeler de Almancası ve Türkçe karşılığı yazıyor. Sayfa 374'teki Duden sözlüğü anlamında Zufriedenheit mutluluk denilmiş. Benim bildiğim Zufriedenheit memnuniyet demektir. Yani mutluluksa Glücklichkeit'tir. O yüzden pek enteresan geldi. Duden sözlüğünde böyle yazdığını hiç düşünmüyorum. Evet, kitap o dönemin çok acılı, sancılı sürecini küçük bir kızın gözüyle anlatıldığı bir kitap. Ve bence sanıldığı kadar böyle 9-10 yaşındaki çocukların rahatlıkla okuyacağı ve anlayacağı bir kitap maalesef değil. Ama büyük ve yetişkinseniz ve özellikle bu konuyu biliyorsanız çok gerçekten kapağında da dediği gibi vicdanlara seslenen, yüreğe seslenen bir hikaye olacaktır. Ve şimdi gelelim puanlamaya. Ben kitaba 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Derseniz şimdi de filmini eleştirelim. Evet ve şimdi sıra geldi filmine. Film de kitap hırsızından uyarlanmış bir film. Film yaklaşık 100 dakikaydı. Ve ilk olarak dikkatimi çeken şey şuydu. Kitap Almanya'da geçiyor. Özellikle altını çiziyorum. Hitler Almanya'sında geçiyor. Film de aynı şekilde Hitler Almanya'sında geçiyor. Ve insanlar garip bir şekilde ana dil olarak İngilizce konuşuyor. Ay, filmin prodüksiyonu Almanya olmadığı için bu şekilde ana dil İngilizce diye gösterilmiş. Bu çoğu filmde de zaten başa gelen bir durum. Yani Liza orada kitapları bile İngilizce okuyor. Yazdığı o kelimeler var ya kitapta Almanca kelimeler, bu Duden sözlükteki. Filmde İngilizce kelimeler yazıyor. Okuduğu kitaplar İngilizce. Ve filmde düşünsenize Hitler'in toplumunda Almanya'nın ortasında insanlar Almanca değil, İngilizce konuşuyor. Tek Almancanın geçtiği yerler işte Dummkopf, aptal ve Schwein, domuz kelimeleri. Who is he, Papa? His name is Max. In exile. Are you hiding from Hitler? Yeah, I'm a Jew. İkinci dikkatimi çeken hani böyle kitaptaki hayal ettiğimiz dünya ile sinemadaki dünya böyle tamamen ayrı oluyor diyorlar ya. Ben size ne demiştim? Kitapta hissettiğim tek renk kahverengi. Bu kahverengi ve kasvet, bu karanlık filmde de aynı şekilde yapılmış. O yüzden gerçekten benim hayal dünyamla neredeyse birebir gibiydi film. Lisa zaten filmde de bu kapaktaki kız film kapağı olduğu için Lisa zaten hayalimizde sarışın bir kızdı. O tamam. Lisa'nın üvey annesi ve üvey babası gerçekten tam hayal ettiğim tipteler. O da tuttu. Liza'nın evlerini hayal ettiğim şekilde böyle tek katlı, ahşap böyle hafif orta halli bir ev. O da tuttu. Ve bu Max'in getirildiği bodrum katı, tutulduğu bodrum katı da tam olarak hayalimdeki gibiydi. Çok enteresan. Bir yandan hayal ettiğimiz o büyülü roman ortamıyla sinemaya aktarımı normalde farklılık gösterse de bu kitap da aynı. Eğer siz de izlediyseniz aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Lütfen aşağı bir yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Filmde kitaba nazaran hissedilen o duygu bence bir tık daha fazla verilmiş. O kitapta verilmeye çalışılan duygu, görsel ve işitsel duyular da eklenince bence bir tık daha etkili hale gelmiş diye düşünüyorum.
You're hiding someone, aren't you? Çok enteresan. Ben bu filmi konusu itibariyle çok spesifik bir konusu olduğu için 1980 Fransız yapımı Son Metro filmine çok benzettim. Son Metro filminde de şöyle oluyor. Yine 2. Dünya Savaşı, yine Almanya ve Alman bir kadın ve onun Yahudi kocası, bunlar tiyatrocular. Bu çiftin tiyatrosunun bodrum katında yaşamaya başlar ve saklanır bir şekilde. Bu konu çok tanıdık ve öyle ki tiyatro metinlerini hala bu beyefendi yazar. Artık çok net ve tarihi ve spesifik bir konu olduğu için birçok filme de konu olmuş bir konu diye düşünüyorum. What is this about? Matt! I can't lose you. Kitaptaki çoğu yer filmde hızlı bir şekilde anlatılmış. Yani kitapta sizi o kasvet darlıyor ya. Filmde öyle olmuyor. Filmde her şey çok akıcı olduğu için birebir tak 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 her şey yormadan seri bir şekilde gerçekleşiyor. You've kept me alive, Lisa. Don't ever forget that. Ve o bombalama sahneleri ve o kitapların yakıldığı sahne. Tamam, kendi kafanızda hayal ettiğiniz bir derece ama bence çok iyi çekilmiş. Tekrardan altını çiziyorum. Filmdeki koyu ışıklandırılmayla yapılmıştı. Filmde genel olarak ağır basan ton, koyu gri ve kahverengi. O kasveti, o çekimi, o ışığı siz zaten algılıyorsunuz. Ve bu arada filmde en çok hoşuma giden sahne bu Yahudi Max'in bodrumda tutulurken, o bodrumdan çıkamadığında böyle dışarıdaki gökyüzünü, dışarıdaki hava durumunu merak ettiğinde Lisa onu dışarıdan kar yağdığı için kar topluyorlar ve bütün aile aşağıda kar topu oynayıp kardan adam yapıyorlar ve o soğuk bodrum katında sıcacık böyle aile ortamı derler ya. Bir yanda kardan adam, bir yanda Lisa, ailesi ve Max. O oturdukları sahne var ya, çok gerçekten çok güzel bir sahneydi ve görsel açıdan da gerçekten çok güzeldi. Size dediğim hani şu soykırımın absürt bir dille anlatıldığı o fotoğraf var ya ve o anlatım tarzı. İşte o anlatım tarzı ve o fotoğraflama, o Max'in yaptığı fotoğraflama kitabının detayları diyelim daha doğrusu, filmde yer verilmemişti. Yani filmde tamamen kitapla örtüşse, birebir gitse de çok ufak yerleri atlamışlar. Mesela o kitapta yazan absürt anlatımı da atlamışlar. That she was still alive. Ve kitabın sonunda ağlayanlar var ya, ben ağlamamıştım. Filmin sonunda özellikle o bombalama ve Azrail tarafından bir konuşma var ya, o Azrail'in konuşması sırasında evet çok duygulandım. Hani insanın burasına bir şey düğümlenir ya, gerçekten öyle oldum. Ufak bir damla aktı. Yani tam ağlama da demeyelim ama gerçekten çok burama böyle fil oturdu diyebilirim. Gerçekten çok duygulandım. O yüzden bence kitap evet ağırdı ama kitapta verilmek istenen o hissiyat var ya, filmde gerçekten verilmişti. Film gerçekten güzeldi. O sebeple ben bu filme bir puan verecek olsam 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Yani kitap mı, film mi dediğimiz bu ilk serinin ilk videosunda kitap hırsızını film kazandı. Good night, book thief. Evet arkadaşlar, bu video serisini beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ya da hangi kitap ve filmi karşılaştıralım? Onu da aşağıya yorum olarak istediğiniz film ve kitap varsa onu da yazabilirsiniz. İlk olarak Kitap Hırsızı'nı inceledik ve kitabına karşı film kazandı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.